Merhaba, iyi akşamlar. Yansa, şu mumdayken galiba bakmıştık. Bir takipçi isteği tekrar bir değerlendirebilir misiniz diye. Şimdi 618 desteğine doğru bir hareket tabii gelmiş. Yani burada şimdi bakın şöyle 175 lirada 618 desteği var. 20 günü kırmış diyemiyorum. 20 günle cebelleşiyor şu anda. Yani 188 lira 90 kuruş 20 gün tam üstünde kapatmış. Bir gün önce bir tık altında kapatmış falan. Öyle bir hareket. Tabii 2 saatlikte bir trend çizgisi daha iyi olur çizmek ama şöyle şimdi oraya inmeyeceğim. Şöyle bir aşağı yukarı. 2 saatlikte zaten benzer olacaktır. Ya da 1 saatlikte de benzer bir açısı olacaktır. Şöyle bir trend çizgisi mevcut. Düşen bir trend. Devam ediyor hala. O trende şimdi burada şunu söyleyebilirim. 195'in üstüne bir hareket olursa 8 günün üstüne tekrar bir hareket olursa muhtemelen trendi öper. Yani 200 liraya dan geçiyor bu trend yarın için ya da bu hafta yani 199, 198, 200 civarı. Orada bir kırılım aramak gerekiyor. Yani yukarı yönlü bir kırılım olursa 204'ün üstüne tekrar bir yataylaşma en azından orada bir yataylaşma olursa yani Fibonacci hedefinin en üst kanalında kalır. O daha tabii olumlu olarak yansır hisseye vadeye göre. Tabii alta doğru bir kırılma olursa yani 618 kırılırsa 50 gün 149'da. Yani orası da yükselir biraz bu arada. %50, %55'te ilk destek olarak ki koptuğu yerde orası gördüğünüz gibi kağıdın. 155 civarı beklenebilir kötü bir harekette geri almada yani sertçe geri almaları yaşanırsa. Bunun dışında yani özel bir formasyon, şöyle söyleyeyim, bir hamile boğa formasyonu var. Hamile boğa formasyonundan sonra %2-2,5'lık çıkışlar görülme ihtimali oluyor. %70 tutarlılıkla aşağı yukarı. Takip edilebilir yani gün içinde verip de eğer burada 195 seviyesi yani olursa bu formasyon %2-2,5 verirse 195'in üstünde bir kapanış takip edilebilir kısa vade için. Bir de bir şey merak ettim. Tabii biz kağıda daha evvel şuralarda bir teknik analiz yapıp Fibo hedef koysaydım ne olurdu? Nereden dönmüş? Bir de onu merak ettim. Evet, yanlış yaptım. Şunu da çekerdik. Harekete başladığı yerden bir Fibo hedefi bakacağım da döndüğü yerlere. Neresiymiş? Evet. 2.618'den dönmüş. Yani eğer şuralarda bir analiz yapıp da Fibonacci hedefi koysaydık zaten 2.630'da 243 direnci var. Tam mı koydum şunları biraz böyle 1-2 kuruş. 1-2 kuruş değil de birkaç kademe şey yapmış olabilirim. Evet şöyle. 241 falan işte aşağı yukarı. 2.618 görevini yapmış. Tabi 1.618'e de şey geliyor. Destek geliyor. Yani 1.618'inde işte şeyde de 618 zaten tam çektiğimiz zaman onun için o seviyenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Tabii aşağı yönlü düzeltmeler, akım hala aşağı yönlü gözükür. Nereden bakarsak bakalım da bir de 2 saatlikte bakayım bir tepki olabilir mi yukarı. Yani tepki olmuş zaten. Tepkiye de başlamış yukarı yönlü. Tabii devam ederse günlükte söylediğim gibi 195'in kırılımı burada önem arz eder. Herkese iyi haftalar, iyi akşamlar.